basın mensupları, kıymetli arkadaşlar, değerli başkan adayım, hepiniz hoş geldiniz, safa geldiniz. Bugün burada bulunmuş sebebimiz, yaklaşmakta olan AK Parti Kongresi'nde aday adayını tanıtmaktır. Biliyorsunuz, AK Parti, Adalet ve Kalkınma Partisi olmak üzere önce adalet, sonra da kalkınmadır. Adalet öncelikli meselemizdi bizim. Onun için biz Akhisar'da partimizin iri, diri, güçlü ve birlik içerisinde olması kaydıyla yeni başkanlar çıkarıyoruz. Bizim gayemiz bölücülük değil, birleştiriciliktir. Bizim gayemiz bütünleştiriciliktir. Bizim gayemiz kucaklamaktır. AK Parti güçlü bir partidir. AK Parti'nin gücünü de halktan alır, milletten alır. Biz de delegelerden, mahalle temsilcilerinden, eski ismiyle köy, yeni ismiyle köy ve mahalle temsilcilerinin baskısından ve yeni adayınız yok mu? Bir adayla mı gideceğiz? Biz tercih hakkımız yok mu? Diyerekten yeni bir aday çıkarıyoruz. Burada karar milletindir. Biz sadece milletin kararına razıyız. Söylediğim gibi iri diri güçlü bir parti olmak için. 2002'den 2007'ye kadar ilçe başkanlığı yaptım. Bu ilçe başkanlığı döneminde bütün herkesi kucakladık. Ve partimizin oylarına %45'e kadar çıkardık. 2004'te partimizin oyları Akhisar'da %45'tir. Yine partimiz bugün seçim olsa %45 ile %55 arasında oy alır. Ancak tabii ki adalet olduğundan dolayı burada adaletin de yerine gelmesi için iki tane adayımız var. İkisine de AK Parti Genel Merkezi'nin verecek olduğu karar doğrultusunda hareket ediyoruz. Söylediğim gibi işi uzatmaya gerek yok. Cemal kardeşim de kendini tanıtacaktır. Partinin kurucu üyelerindendir. Biz de partinin kurucu teşkilat başkanı ve aynı zamanda 2002'den 2007'ye kadar ilçe başkanlığı görevi yapmışızdır. Teşkilatım ne derse, delegeler ne derse, temsilciler ne derse biz onların sözünden dışarı çıkmayız. Başbakanımızın, Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi biz bir vesayet değil, halkın adamıyız, teşkilatın adamıyız, insanların adamıyız. Vesayete karşı başbakanımız, cumhurbaşkanımız karşı çıktığı gibi biz de vesayete karşıyız. Biz demokrat, adaletli, özgürlükçü bir partiyiz. Hepinize teşekkür ediyorum. Sözü aday adayımıza Cemal Gürmen kardeşimizi bırakıyorum. Buyurun. Parti ilçe başkanına adaylığımı şu anda açıklamış bulunuyorum. Bu herkesin bir doğal hakkı. İnşallah Allah bizi utandırmaz bu yolda. Yani benim çok fazla şu aşamada söyleyecek bir şeyim yok. İleriki günlerde hep birlikte olacağız. Ve değişik şeyler, değişik konularda bol bol açıklamalarda bulunacağım. Benim söyleyeceklerim şu an bu kadar.